Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Oğlum 5 yaşında, doğduğundan beri aynı odada yatıyor. Yatak odasında bizimle yatmakta eşimle anlaşamıyoruz. Bu konuda ben ayırmak istiyorum. Ben bayan olarak rahatsız oluyorum, kabul etmiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Hakkınızı helal edin. Normalde çocukların mümkünse yatak odalarını ayırmakta fayda var. 5 yaşına gelmiş bir oğlan çocuğu, anne ve babasının yatak odasında yatmamalı. Bunlar çocukları küçüklükten itibaren mümkünse, daha doğrusu hani emmekten vazgeçince, emme işlemi bitince çocuğun, o yüzden yatak odalarını ayırmakta fayda var. Kız ve erkek çocuğuysa, onları mümkünse kızı ayrı odaya, erkeği ayrı odaya almakta fayda var. Bankaya vadeli hesaba para yatırmak zorunda kaldım. Buradan kazanılan faizi kendime harcayabilir miyim? Yoksa bu parayı oğluma mı vermeliyim? Normalde bu tip paraları bankaya bırakmayın. Mümkünse bu işin böyle şey tarafı, eğer bankaya para yatırılacak kadar paranız var ise kendinize onu harcamayın. Gidin ne bileyim ihtiyacı olan bir kimseye verin. Ondan da sevap beklemeyin. Haftaya hacca gideceğim. İnşallah size karşı bir eksik kusurum olduysa hakkınızı helal edin. Allah tüm hacca gidenlerin haçlarını kabul eylesin. Amin. Bizim herkese de hakkımız helal olsun inşallah. Cinsel ilişki esnasında erken boşanma sorunu yaşıyorum. Bu sorun için doktora gittiğimde doktor antidepresan ilaç verdi. İlaç dışında bize tavsiyeleriniz nelerdir? Antidepresanın ona iyi geleceğine inanmıyorum. Bu antidepresan ilaç satan firmalar bu doktorların hepsine de fazlaca şey veriyorlar. Ne diyorlar ona doktor? İlaç firmaları ne veriyor doktorlara? Promosyon. Fazlaca promosyon veriyorlar. Fazlaca promosyon aldıklarından bu normalde bu arada da antidepresanlar o kadar çok insanların içerisinde revaç buldu ki insanlar böyle bir problem yaşamak istemiyorlar. Bir problem, bir sıkıntı, bir dert, bir hastalık, bir yokluk. İnsanları öyle zayıf hale getirdiler. Herkes sanki cennet hayatı yaşayacak, hiç kimse problem yaşamayacak, hiç kimse hasta olmayacak, hiç kimsenin başı ağrımayacak. Böyle bir şey olduğu zaman eyvah 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 eyvah, dünya yıkıldı sanki. Doktor doktor koşuyorlar, her doktor bir tane antidepresanı dayıyor herkese. Herkes basıyor antidepresanı, uykudan kafası kalkmıyor, kafası çalışmıyor, man kafa. Elektrikler kesik adamın kafasında, antidepresan ilacıyla. Kesik elektrikler. Adam onunla böyle bir şeyden böyle medet umuyor ondan. Ya bırak, derdin varsa var, yemişim derdini. Sıkıntın varsa var, hallolur. Çalış, çabala, gayret et. Hastalıksa git tedavi olacağım diye uğraş. Oldu oldu, olmadı olmadı. Onunla yaşamayı öğren. Bütün şeker hastalarına dayıyorlar antidepresanı. Şeker hastası antidepresan içiyor. Mide hastası antidepresan içiyor. Migren hastası antidepresan içiyor. Omuzu ağrıyor antidepresan içiyor. Kolu ağrıyor, antidepresan içiyor. Beli ağrıyor, antidepresan içiyor. Aklınıza gelecek ne rahatsızlık varsa herkes antidepresan içiyor. Çocuğu ders çalışmıyor, anne antidepresan içiyor. Oğlanda, kızda bir küçük bir sıkıntı var, baba, anne hep beraber antidepresan içiyorlar. Adamın işi biraz sıkıntıya geçiyor, haydi antidepresanı patlatıyor. Ya dünya hayatı. Bir de bunu Müslümanım, müminim diyenler yaşıyor. Mümin. Mümin, mümin. Hani iman ettik, inandıydık,
Yeryüzüne, dünyaya biz gelince rahat etmeyecektik ya. Rahat etmeyeceğimizi bile bile yaşıyoruz ya. Antidepresanlar ne? İlk defa duyuyorum ben erken boşanmaya antidepresan alındığını. Doğru mu? Hocam verilmiyor. Normalde mekanizması da şöyle. Bir hormonun geri alımını, yıkımını azaltıyor. O hormon da bu tarz işlevleri arttırıyor. Ondan dolayı aslında ama bunu yaparken yer etiyorlar. Beyinde de tabii programdan etkili oluyor aslında. Benim dediğim gibi oluyor tabii. Tabii oluyor. Onu zaten yani etkisi yapıyor yani. Adam normalde hep böyle uyusam diye bakıyor. Şu mikrofona konuş, neler olduğunu. Bir doktor olarak. Şimdi antidepresan dediğimiz ilaçlar bizim beynimizdeki hormon dengesiyle alakalı olan ilaçlardır. Beynimizde belli hormonlar azalır. Buna bağlı olarak işte o hormonları yıkılımını azaltan veyahut o hormonların sentezini arttıran ilaçlar verilir. İşte antidepresan dediğimiz ilaçlar bunlardır. Yalnız ortada şöyle bir sıkıntı oluyor bu sefer. Bu ilaçlar normalde şimdi vücudun aslında depresyon dediğimiz mekanizma babacığım kendini bir beynin koruma mekanizmasıdır. Bir şeyler ağır geldiği zaman o biraz çökünlük hali aslında beyin kendini yakmasın diye bir koruma mekanizmasıdır. Ama bu haldeyken bu dışarıdan ilaçlar verildiği zaman o hormonlar tekrar yükselir. Yükseldiği zaman da bu sefer normalde farklı mekanizmaları harekete geçirir ve özellikle şimdi Mustafa Özbağ Beyefendi'nin de bahsettiği gibi normalde özellikle uyku üzerine çok etkilidir. Ve beyin fonksiyonları bizim özellikle şu ön korteks dediğimiz bilişsel fonksiyonlarımızın olduğu yani hayatı idame ettirmemizi sağlayan tecrübelerimiz, hayat, her şeyle alakalı olan kısmı uyuşturuyor. Esasen stresin algılanması ve bu noktada bizim bununla mücadele etme yolumuzu da kapatmış oluyor. Ve o ilacın etkisi geçer geçmez bu sefer vücut da beyin de buna alıştığı için tekrar bunu istiyor. Yani o uyuşmuş hali istiyor. Bu böyle bir sirkülasyon olarak devam ediyor. O yüzden normalde bu erken boşalma için de verilen ilaç yine o hormonu arttıralım. Oradaki normalde cinsel organdaki kan akımı artsın. İşte oradaki duyarlılık azalsın. Evet geç boşalsın ama bunu yaparken beyindeki bu mekanizmaları da harekete geçirerek bu yan etkilere de sebep oluyor. Ben kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Ama ilaca başlamış olanlar ilacı hızla bırakırlarsa bu sefer onlarda farklı tepkiler oluşuyor. O yüzden onları hızla hemen kestirip at deme lüksüne sahip değilim. Ben olsam kestirir atardım. Hiç kullanmadım. Kullanmayı da tavsiye etmiyorum. Hiç kimseye. Mümin adam antidepresan mı kullanırmış deyip çıkıyorum işin içinden. Mümin iman etmiş bir kimse. İmanı eğer gerçekten imanı iman ise antidepresana ihtiyacı yok. Adamın başına bir sıkıntı geliyor, kafa gidiyor adamda. Ulan sıkıntı olacak oğlum. Problem yaşayacağız. Problemsiz dünya mı var? Battın, battın. Allah çıkarttırır tekrar. Çalış, çabala, gayret et. Öde borçları. Hanım bıraktı gitti. Bırakıp gittiyse bıraktı gitti. Git yenisini al gel. Adam çekti gitti. Çekip gittiyse Allah yoluna açık etsin. Git bir daha evlen. Kafayı bozmaya, telleri yakmaya gerek yok. Hayat bu. Git bir hayat daha kur. Git bir hayat daha kur. Git bir hayat daha kur. Hiçbir şey yapamıyorsan oturduğun yerde hayalen bir hayat kur. Hayalen bir hayat kur. Hayal dünyasında yaşa. Yaşa. Ne olmuş ki sanki bu dünya hayal değil mi? Değil ki öbür dünyada hayal, öbür tarafta hayal olarak kuracağım bir perde. Allah muhafaza eylesin. Amin. Hele derviş kardeşler için, sufiler için gerçekten de çok üzülüyorum. Derviş adam ya bile bile yol gidiyorsun. Rahatsızlık olacak, hastalık olacak, sıkıntı olacak, dert olacak, gam olacak, kasvet olacak. Ayet-i Kerime'yle sabit. Biz size anne babalarınızı, eşlerinizle, çocuklarınızla, mallarınızla, canlarınızla imtihan ederiz. İmtihan olacak.
Başına bir şey gelecek. Hemen avuçta hap mı yutacaksın? Adam bir öksürüyor, koşa koşa gidiyor. Ne o poşet dolusu hap. Ne öksürüyor? Veya çocuğu öksürüyor, poşet dolusu hap. Kadın öksürüyor, poşet dolusu hap. Ufacık bir şey oluyor, poşet poşet. Herkesin evi ilaç dolu. İlaç dolu. Kadınlar ilaca düşkünler, hepsi de hasta. Adamlar ilaca düşkün, hepsi de hasta. Çocuklar ilaçla büyüyorlar, hepsi de hasta. İlaç hastası herkes. Bütün ilaç sanayi yediriyor, yediriyor, yediriyor tıp dünyasına. Adamlar ne para kazanıyorlar demek ki hala da kazanıyorlar. Doktorların yurt dışı seyahatleri yok, işte 5 yıldızlı boynuzlu otellerde tatiller, adamların ne o muayenehanelerini yapıyorlar, yok adamlara televizyon alıyorlar, bilgisayar alıyorlar, adamlar eşlerine bir şey alıyor, çoluğuna çocuğuna bir şey alıyor. Yediriyorlar da yediriyorlar doktorlara, profesörlere, hepsine de. Yine adamlar müthiş para kazanıyor. E neden? Dayıyorlar millete ilacı. Maliyeti bir kuruş, satıyorlar 10 kuruşa. Millet de alıyor. İçiyor. Yıllar önce Suudi Arabistan'da Ömre'ye gittiğimizde ekipten bir arkadaş doktora gitti. Doktor demiş ki ağrısı için işte ağrıyor. Demiş ki ona reçete dua et demiş. Doktor dua et demiş ona. Bunlar doktoru nasıl sayıp döküyorlar? Bizim dervişlerden değil yalnız. Aynı gruptaydık. Nasıl, ne oldu dedim. Ne sayıp döküyorsunuz? Doktor dedi ki diyor dua et. Ya dua kadar güzel bir şey var mı? Evet dedim, doğru söylemiş. Başın ağrımış, dua et Cenab-ı Hak şifa versin. Ama yok, inanmıyoruz biz ona. Biz duanın gücüne inanmıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Biz duanın, kendi yaptığımız duaya inanmıyoruz. Biz duayla bir şeylerin evrilip çevrileceğine, döndürüp dönüştürüleceğine inanmıyoruz duayla biz. İnanmıyoruz. Yani dua etmeyi de bırakıyoruz o yüzden. Allah muhafaza eylesin. Biseksüel ve eşcinsel ünlülerin filmlerini izlemek, şarkılarını dinlemek, onlara destek vermek midir? Bunları ötekileştirmeli miyiz? Estağfurullah lazım ya Rabbi. Yok, ötekileştirmeyin, dost olun bunlarla. Kişi sevdiğiyledir. Mübarek insan, ötekileştirmeyelim mi diyor. Ötekileştirmeli miyiz? Ne yapacağız? Allah'ın lanet dediği işi yapanlarla dost mu olacağız? Bankadaki paranın fona yatırılmasından gelen kazancın hükmü. Burasını anlayamadık. Kazancının hükmüyle aynı mıdır demiş. Erkeklerden mi bunu yazan soruyor? Halit, şu ne harfi en son? Faiz kazancı. Faiz mi? Bankadaki paranın fona yatırılmasından gelen kazancın hükmü faiz kazancının hükmüyle aynı mıdır? Bankadan gelen her ne parası olursa olsun 3 aşağı 5 yukarı arasındaki bir hüküm farklılığı yok. Türkiye İslam'ı hukuk ve hükümle yönetilen bir ülke değil. İster banka olsun, ister maliye, ister belediye, ister diyanet. Ne tarafta olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık, demokratik, insan haklarına dayalı sosyal bir
Hukuk devletidir. Ne kadar çok uzunsa böyle. Daha sıralayacaklar aslında bir şeyler daha da. Aslında anayasada öyle yazdığına da bakmayın upuzun. Layıklığına layık değil. İnsan haklarına saygılı değil. Sosyal değil. Hukuk devleti de değil. Anayasada yazıyor yalnız öyle bir şey. Bu ayrı mesele. Türkiye İslam hukuku ile. İslam hukuku ile. Yönetilmediğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi kurumu olursa olsun laik sistemle yönetildiğinden dolayı çıkan olan faizlerden bizler sorumlu değiliz. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı kazanç olarak farklı değil. Memuruyla, yani bir de enteresan bir şey var. Yani asker de memur, maliyeci de memur. Tekte çalışan da memur, örneğin. İşte öğretmen de memur. Asker ölünce şehit, maliyeci ölünce pisi pisine gitti. Öğretmen ölünce hiçbir şey yok. Asker kutsal. Bu. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ne o Diyanet'teki imamın kazancı ne kadar helal ise maliyedeki bir memurun kazancı da o kadar helal. Bilmem ne evinin kapısında nöbet tutan polisin kazancı ne kadar helal ise müftünün de kazancı o kadar helal. Müftünün kazancı ne kadar helal ise ticaret erbabının da kazancı o kadar helal. Ticaret erbabının kazancı ne kadar helal ise çiftçinin de kazancı o kadar helal. Herkes bunların arasında fark olacağını zannediyor. Bir mümin olarak kendince bile bile haram yemekten uzak dur. Kendini koruyabildiğin yere kadar koru. Kendini muhafaza edebildiğin yere kadar muhafaza et. Kaçınamadığın, koruyamadığın, mecbur kaldığın yerlerden sorumlu değilsin. Allah bizi affetsin. Bir kadın haksızsa, haksız da olsa kayınvalidesinin yanında kocasından hakaret işitmeyi hak eder mi? Eşine insanların içerisinde herhangi bir kimsenin yanında, çocuğunun yanında, ne bileyim işte damadının yanında, kızının yanında, gelininin yanında, kendi annesinin babasının yanında veyahut da eşinin kendi annesinin babasının yanında hakaret eden adamın ahlak seviyesi aşağıdadır. Bir kadına hakaret ediyorsa bir erkek, onun ahlak seviyesi aşağıdadır. Kadına hakaret ediyorsa bir erkek, onun ahlak seviyesi aşağıdadır. Eğer kadına bir başkasının yanında hakaret ediyorsa, onun ahlaki seviyesi, hakaret edenin bir ise, başkasının yanında hakaret eden iki çıt ahlak seviyesi aşağıdadır. Böyle sokakta, böyle caddede, bir dükkanda, bir alışveriş yaptığı yerde, bir yemek yediği yerde, herkesin anlayacağı şekilde hakaret ediyorsa adam o cahilin tekidir. Yüz çevireceksin öylesinden. Bakın öylesinden yüz çevireceksin. Allah muhafaza eylesin. Yakın bir arkadaşım lösemi hastası, dua eder misiniz? Allah hayırlı şifa versin inşallah. Geçen haftalarda istigase, himmet hakkında soru sormuştum. Onlara ilaveten birkaç sorum olacaktı. Sosyal medyada profesörler tasavvuf hakkında eleştiri getirirken hep bu mevzuyu gündeme getirirlerken tarikatçılar darda kalsalar Allah'ı bırakıp şeyhlerinden medet bekliyorlar gibi laflarla insanların kafasını karıştırmaktalar. Birkaç kere buna şahit olduğum zaman şöyle sorularla karşılaştım. Soru şu: ehli tasavvuf kitaplarını okuduğumuzda yetiş ya Geylani yerine
yetiş ya Muhammed şeklinde bir istihaseye rastlayamıyoruz. Eğer bu yardıma çağırma var ise ben birini çağıracaksam neden Geylani Hazretlerini çağırayım ki? Peygamber Efendimiz'i çağırırım. Ve onca büyük sahabeler varken neden Geylani Hazretlerine müracaat ediyorsunuz? Geylani Hazretlerinin tasarrufu var ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veya sahabelerin yok mu? Bunu eğer yetiş ya Geylani veya yetiş ya Muhammed diyenler varsa bunlara bu soruyu sormak lazım. Ben 30 yıldan beri yaklaşık 30 yılı geçiyor. Sufi bir hayatın içindeyim. Ne ben şeyhimin ağzından duydum yetiş ya Muhammed, yetiş ya Geylani diye bir söz. Ne de arkadaşlar benim ağzımdan duymuşlardır. Var mı ağzımdan duyan? 30 yıldır duymadığımız ve söylemediğimiz bir sözü ben kendi nefsim için söylüyorum ve arkadaşlar için söylüyorum. Başka dergahlarda da, benim gittiğim dergahlarda da üç aşağı beş yukarı bu tip kelimeleri ben hiç duymadım. Bakın hiç duymadım. Fakat insanlar böyle illaki bir laf söyleyecekler, bir şey yapacaklar ya, illaki böyle söylüyorsunuz. Söyleyenler vardır, ben rastlamadım hiç. Bakın ben rastlamadım. Vardır, birisi görmüştür. Sormak lazım bunu böyle söyleyeni. Nerede gördün? Elinde çekilmiş video var mı? Varsa o gruba git söyle bunu. Git onlara nasihat et. Git onlara nasihat et. Git onlara söyle. Git onlara anlat. Bütün ehli tasavvufu, bütün ehli tasavvufu bu noktada suçlamak, bu noktada görmek herhalde büyük bir haksızlık olur. Bakın büyük bir haksızlık olur. Bir normalde himmet farklı bir şeydir. Yetiş ya Geylani demek, yetiş ya Muhammed demek farklı bir şeydir. Bir şey söyleyelim. Bir tane film var, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hayatını anlatan. Orada bir tane Abdülkadir Geylani zamanında yaşayan bir tane kadın söylüyor bunu. Böyle çamaşır yıkarken başına bir şey geliyor. Oradan yayıldı bu. Herkes bunu sanki ehli tarikat söylüyormuş gibi. TGRT mi yapmış onu? TGRT'de yapılan bir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin filminden o zamanda yaşamış, onun zamanında yaşamış bir kadının ağzından bu böyle bütün ehli tarikatı sanki söylüyormuşçasına evet. Yayıldı bu yani. Bilmiyorum, seyretmedim. Kaynağı burası yani. Hiç seyretmedim. O yüzden bakın ben tekrar söylüyorum. 30 seneden beri ben hiç duymadım. Yetiş ya Geylani, yetiş ya Muhammed diye. İyyâken abudu ve iyyâken estayin. Ancak senden yardım diler. Ancak sana ibadet ederiz. Himmet, bir kimsenin bir şeye vesile olmasını istemek. Buna söyleyecek laf yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri çıkmış, Hazreti Abbas'ı vesile etmiş yağmur duasında. Diyor ki ya Rabbi bizim aramızda peygamberin amcası vardır. Peygamberin amcasının yüzü su hürmetine bize yağmur deyince şakır şakır başlıyor yağma. Bu eyvallah. Veya genç sahabeler savaşa gitmek istiyor. Şeyde aynen Arapça söyle. Bir sahabe diyor birisi için himmet etti. Dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iyi ok atar. Onun bir özelliğini meydana çıkardı. Bu iyi ok atar. Allah Resulü dedi ki sen de gel o zaman savaşa. Öbür çocuk da dedi ki diyor ya Resulallah ben de iyi güreşirim ama.
Bak kendi özelliğini çıkıyor ortaya. O zaman diyor güreşin. Aşka bak. Güreşiyorlar. Pehlivan okçuyu yıkıyor. O zaman sen de gel diyor savaşa. Bakın bu farklı bir şey. Vesile etmek. Eyvallah. Ama ben hiç duymadım yetiş ya Geylani. Hiç duymadım. Şeyhimden de duymadım. Duymadım hiç. Ama normalde ehli tasavvufa laf söyleyecekler ya, birisi yapmıştır bir yerde bir şey. Ben yapmamıştır demiyorum ki. Yani ilahiyat profesörleri de gidiyorlar, ondan sonra ders notlarını herhangi bir kitap eviyle, herhangi bir şeyle, ne o fotokopiciyle anlaşıyorlar. Diyorlar ki ders notları filancada, gidip oradan alacaksınız ücret karşılığında. Çoğaltırsanız hakkımız helal değil. Yok bilmem ne. İçeride normalde ders not almasına karşı çıkan profesörler duyuyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bütün profesörler aynı mı diyeceğiz? İçimizden bazen şöyle bir vesvese geliyor. İçinden zikir yapsan ne olacak ki? Sen söylediğin zikir tefekkür etmedikçe bir faydası yok. Ancak kendi kendine bir şeyler söylüyorsun şeklinde vesvese geliyor. Sizce ne yapmalıyım? Bakın vesvese olduğunu tespit etmişsiniz. Cenab-ı Hak size o ilmi vermiş, bu vesvese. O zaman karşılığında yap, vesveseye uyma, sen zikrullah'a devam et. Vesvese belli. Sen zikrullah yapacaksın, zikrullah yapacaksın. En büyük iş. En büyük iş olunca. Şeytan sana vesvese veriyor. O en büyük işten seni geri almak istiyor. Sen devam ettir. Hacamat yaptırmak sünnet diye yapan arkadaş, Resulullah yetim idi, ananı öldürsene diyecek kadar sünnete düşmanlıklarında ileri gidenler ile gerek sosyal medyada gerek reel hayatta mücadele etmemizde bir sakınca var mıdır? Yok. Veya bu tip şeylere şahit olup da susmanın vebali var mıdır? Böyle mevzular ile karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Bu konuda ilminiz varsa, mücadele ederken ağzınızı, yüzünüzü, gözünüzü bulandırmayıp bozmayacaksanız mücadele edin. Ama küfretecekseniz, hakaret edecekseniz, bu konuda bir ilminiz yoksa cahillere yüz çevirin deyip yüz çevirin. Yani bu arkadaş olabilir, insanların kafaları bir an yükselebilir, kafaları dönüşebilir, değişebilir, o esnada bir gaflete düşebilir. Bu Mustafa İslamoğlu da bu ara gafleti fazlalaştı. Herhalde zikrullahı eksik kalıyor. Zikrullah eksik kalınca, o yüzden normalde bunu Mustafa İslamoğlu söylediydi zaten, değil mi? O bu ara ya şeker hastası, şekeri yüksek onun. Ondan sonra ya da beyin damarlarında tıkanıklık var, elektrik kesiliyor olabilir. Olabilir sağlık olarak rahatsızlık olabilir. Olabilir akli dengesini, muvazenesini yitirmiş olabilir. Olabilir, insanız hepimizde. Adam dengeyi yitirmiştir. Peygamber'e bilen sallallahu aleyhi ve sellem'e de sünnetine bırak, peygamber'e bilen laf söyleyebilir. Dengesi yitirilmiş olan insanlar her şeyi söyleyebilir. Bence tavsiyem yakınları tarafından bir doktora götürülse, bir check-up yaptırılsa, bir böyle bir beyin damarları tıkanık mı değil mi, öyle bir elektrikler kesiliyor mu kesilmiyor mu, akli muvazenesi dengesi yerinde mi değil mi diye bir check-up yaptırılabilir. Gerçekten, çünkü bu tip insanlar akli dengelerini yitirince kardan fazla zararları olur. Ben böyle bir rahatsızlık olabilir diye düşünüyorum. Olur mu olur? Yaşlılık bu. İnsanın kafası gelir gider. Hepimizin başına gelir. Kınamamak gerekir. Ama sonuçta onun da kalkıp hani ananı öldürsene demek biraz böyle şey. Ne o? Yani söylediği sözle de ilim olarak da yan yana değil. Yani ben bunu dinlediğimde baktım, Allah Allah dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri annesini mi öldürdü ki insanlar sünnet diye gidip annesini öldürsün?
Böyle bir tenakuz var orada. Ama bir de oradaki kimseye söylüyor, git gidip ananı öldür diyor. Yani o adam da gitse, vay hocam bana ananı öldür dedi, dedi gitse, bir de öldürse adam, al başına dert bir daha. O farkında değil ne söylediğini. İnsanlar hacamat yaptırmak sünnet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de yaptırmış. Bir kimse rahatsızlığı olmasa dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yaptırdı diye gidip hacamat yaptırsa sünneti yerine getirmiş olur. Hem de şifa bulur. Hani bir de kesin kat'i hadisler var. Hacamat yaptırın şifa bulun diye. O yüzden hacamat yaptırmak şifadır. Bu böyle zannediyorum bir rahatsızlık yaşıyor olabilir. Olabilir. İnsanlık hali bu. Normalde kafası gelir gidebilir belli bir yaştan sonra. Mümkün. Akli dengesi gidebilir, mümkün. Çünkü böyle Kur'an ve sünnete bile bile zarar veren alim görünümündeki insanlar, dikkat edin buraya. Kur'an ve sünnete zarar veren şeyh görünümündeki insanlar, böyle alim görünümündeki insanlar Kur'an ve sünnete açıktan zarar veriyorlarsa bile bile Cenab-ı Hak ibretlik olarak onların akli melekelerine bir neşter vurabilir. İbretlik. Kendi pisliğini ağzına götürdüğünü de görebilirsiniz. Bunlar hikmet var bu işlerde. Bu bir anlık boşlukta Cenab-ı Hak onu söyletiyor böyle. İbretlik bunlar. Bunu duyan, onu dinleyen kimse hala da bunu sorgulamıyorsa dikkat etmek lazım. Bir de ehli tasavvufa derler. Bunlar akıllarını şeyhlerine kiraya vermişler diye. Asıl bunların peşinden gidenler akıllarını bunlara kiraya vermişler. ...1400 yıllık İslam dini kadere iman üzerine ittifak etmişler. 1400 yıllık İslam dini kadere imanda ittifak etmişler. Hiçbir çatlaklık yok. Mustafa İslamoğlu kadere iman yoktur diyor. Anlamamış diyor 1400 yıldan beri hiçbirisi. Bunun demek ki beynine bir taraftan bir çakmak çakıldı. Bu anladı. Aynı şey de Abdülaziz Bayındır. 1400 yıldan beri gaybı Allah bilir diye bütün herkes ittifak halinde. Abdülaziz Bayındır 1400 yıldan beri anlaşılmayan dini anlaşılır hale getirdi. Allah gaybı bilmezmiş. Bakın Allah gaybı bilmezmiş. Abdülaziz Bayındır'a göre Allah'ın bilmediği bir şey çıktı ortaya, haşa. Bu da ne? Gaybmış. Allah'ın bilmediği bir şey çıktı. Yani Allah'ın bir ismi şerifi El-Alim. Ama bu ismi şerifi havada kaldı. Abdülaziz Bayındır bunu havada bıraktı. Ve bunlar da revaçta insanlar. Ve bunların da arkasından giden kitleler var. Asıl kimler akıllarını kiraya vermiş göstermek için söylüyorum onu. Ha, söylüyorlar ya, yani siz aklınızı şeyhinize kiraya vermişsiniz. Hem bizim sufiler akıllarını nereye şeyhlerine kiraya verecekler? Hepsi de çakmak taşı gibi. Yanıyorlar cayır cayır hepsi de. Yanıyor her biri. Her biri Kur'an ve sünneti öğreneceğiz diye cayır cayır uğraşıyor. Sorular soruyorlar bakın buraya. Nereye akıllarını kiraya verecekler? Asıl akıllarını kiraya veren bunlar.
Bak, var mı sufilerin elinde birisi silah tutuşturup onları herhangi bir terörist eylemlere ortak edebiliyor mu? Etmiyor. Onlar bak, haydi hükümeti yıkalım deyip de savaş uçaklarını kaldırıp kendi vatandaşlarına bomba atıyorlar mı? Var mı sufilerden? Yok bakın. Yok. Sufilerden bu millete zarar var mı? Yok. Gerçekten sufiliği yaşayanlar, hastane yapacağız, postane yapacağız, devlete adam katacağız, devlete adam çalıştıracağız. İşte soruları çalacağız, soruları devşireceğiz. Yok işte devlet dairelerini dinleyeceğiz, hakimleri dinleyeceğiz, savcıları dinleyeceğiz, bakanları dinleyeceğiz. Yok onlara komplo düzenleyeceğiz. Var mı sufilerden böyle bir şey? Yok. Sufilerden birisine böyle bir şey söylemeye kalksan adam haram kardeşim bu. Sen ne yaptırıyorsun bize de? Sufilerden birisine desen ki gideceksin bak bu normalde vergi dairesi olarak bu adama şu kadar milyar ceza keseceksin. Ondan sonra diyeceksin ki cemaate gel böyle bir himmet edeceksin cezayı kaldıracağız desen o sufi bizi çarkımızı çevirir bizim. Altımızdan girip üstümüzden çıkar bizim. Sen bizi harama mı sevk ediyorsun? Biz haram mı dinlemeye geldik senden diye. Ama başka yerde yaptırırlar bunu. Bir de adam onu yapar. Artık ondan yüzdelik mi alıyor, bindelik mi alıyor, ne alıyor bilmem. Sen gerçek bir sufiye yapman gereken işi yaptırmayıp ona rüşvet aldırabilir misin? Sen bizim zikrimize, bizim sohbetlerimize devam eden bir kimsenin cebine 5 lira sen rüşvet koyabilir misin? Koyamazsınız. Onları harama sevk edebilir misiniz? Edemezsiniz. Buna göz yumuver, altına imzayı atıver, birine 5 katlı imar vermişsin, öbürküne 15 katlı veriyorsun. Onun altına sufiye imza attırabilir misin? Attıramazsın. Sen hangi sufiye haram işletebilirsin? İşletemezsin. Biz kendimiz için söylüyorum bunu. Kendimiz için söylüyor. Tabi bize saldıracaksınız. Tabi bizle uğraşacaksınız. Tabi sufilere laf atacaklar. Bir de bizi suçluyorlar akıllarını kiraya vermişler diye. Hiç duydunuz mu bugüne kadar şu partiye oy atın diye benden 30 yıldan beri? ...30 yıldan beri benim ağzımdan hiç kimse duymamıştır... ...şu partiye gidin oyunuzu atın diye. ...30 yıldan beri aynı lafı söylerim arkadaşlar... ...ben oy kullanmıyorum. Nereye oyunuzu atıyorsanız atın atacaksanız. Ben kullanmıyorum. Atacak olan buyursun atsın. Nereye atıyorsa atsın. Asıl akıllarını kiraya verenlerin başlarındaki hocaları, hacıları, emmileri, amcaları, dayıları. Onlar diyorlar şuraya atacaksınız diye. Ben yeni İslam olmuştum. Bizim Bayındır'da normalde Risale-i Nurcular vardı. Yeni Asya grubu. Bunlar bir siyasetçi değil, siyasetten uzağız diyorlardı. Adalet Partisi'nin göbeğindeydi. Açık açık sarılacağım. Süleyman Demirel'e aşıktı adam. En sonunda bana dedi ki Süleyman Demirel dedi senin şeyhinden daha takvadır dedi. Dedim ya hani siz siyaset yapmıyordunuz? Onun içinden çıktı Fethullah Gülen cemaati. Bakın onun içinden çıktı. Ben daha yeni Müslüman olduğumda onlara bir laf söylüyordum ben. 1977 seçimlerinde size kim söyledi? Turgut Özal, Bayındır'dan
milletvekili adayıydı. Turgut Özal Bayındır'dan milletvekili adayıydı. Size kim söyledi? Milli Selamet Partisi'ne siz İzmir bölgesinde oy attınız. Bunu size kim söyledi? Ben bunu daha önce de söylüyordum ya size. Duyanlar var, öyle değil mi? Yıllardan beri söylerim. Buna kim size sevk etti? Kim size bu oyu attırdı ona? Ondan sonra kim gördü de Turgut Özal'ın ileride yüksek makamlara geleceğini de kim gördü? Kim tasarladı? Kim ayarladı da size ona oy attırdı 77'de? Sonra kim bunu tasarladı? Kim ayarladı? 80 ihtilalinden sonra ilk seçimlerde siz Turgut Özal'a oy attınız, desteklediniz. Bunu abilerinize sorun, cevabını bana getirin. Ben size karşı yumuşak davranayım. Öğreneyim ben de. Hala da bunun cevabı yok bakın. Bunun cevabı yok. Hani siyasetin dışındaydınız, içindesiniz, göbeğindesiniz. Ama dertleri sufilerle uğraşmak. Neden? Çünkü sufiler kendilerini temiz tutmaya gayret ediyorlar. Bozuyor sufiler, oyun bozuyor. Oyun bozuyor ya, o yüzden diyorlar ki şunları bir alt edemedik. Şunları bir değiştiremedik. Şunları bir devşiremedik. Bir devşiremedik. Bakıyor mu siz bir yere gitseniz bozulur insanlar. Restoran bilmezsiniz, lüks bilmezsiniz, safahat bilmezsiniz, beş boyunuzda otel bilmezsiniz. Bilmiyorsunuz ya bunları. Yani gidip marka giyineceğiz diye aptal aptal işler yapmazsınız. Ne X marka takım elbise giyecekmiş adam, 3 milyon onu giyecekmiş. Böyle bir aptallık, şapşallık yapmazsınız. O yüzden az da olsanız çok yere etkiliyorsunuz. Ondan canları sıkılıyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir güvercinin peşine takılan bir adam gördü ve şöyle buyurdu. Şu adam şeytanı takip eden bir şeytandır. Edebül müfret. Bu hadisi anlamadım, açıklar mısınız? Güvercinler şeytan mı? Güvercinler takip edenler şeytan mı? Normalde o güvercin takip eden, güvercin uçuracağım diye, hani o posta güvercinleri hariç, hani evlerin çatılarında güvercin uçuruyorlar ya, güvercin bakıyorlar ya, bunlar heva hevesi uymuş. Böyle birkaç tane teli yanmış kimseler. Boş işte uğraşıyorlar. Anlaşıldı. Boş işte uğraştıklarından dolayı şeytani bir iş o. Allah muhafaza eylesin. Amin. Böyle hayvanları birbirine dövüştüren, işte köpekleri dövüştürüyorlar ya, birbirlerini yediriyorlar, saldırttırıyorlar. Allah muhafaza eylesin. Boş iş. 19 Ağustos Cumartesi günü 18.30'da Bayanlar Temsilciliği binamızda Dede Korkut Hikayeleri oyunumuz vardır. Programımız bayanlara özeldir. Bütün bayan kardeşlerimizi bekleriz. 19 Ağustos Cumartesi günü 18.30'da. Bayan kardeşler böyle bir, böyle gençlerden oluşan böyle bir etkinlik yapıyorlar. Böyle güzel, bayadan beri hazırlanıyor. Bu bazı kardeşler bu konuda emek sarf ettiler. O yüzden bu cumartesi 18.30'da gençleri, bayanları inşallah bu konuda haberi olsun. Kardeşler inşallah gitmeye gayret etsinler. Kredi kartı ve banka kredisiyle kurban kesilir mi? Kredi kartı sonuçta adam ödeyecek. Banka kredisi, ya neden bankadan kredi alsın? Adam krediyle kurban mı kesilir? Kurban zaten Hanefi'ye göre zekat veren kimseye vacip. Zekat veren kimsenin parası yoksa kesmesin. Ne ama krediye bulaşsın, bankaya bulaşsın? Hazreti Mehdi hakkında bilgi verebilir misiniz? Hazreti Mehdi aleyhisselam yaşıyor. Yakında ortaya çıkacak söylentilerine inanmalı mıyız?
Yani o Mehdi yaşıyor, ortaya çıktı diyenlere İsa Aleyhisselam nerede deyince İstanbul'da avare avare dolaşıyor diye cevap vermişlerdi. Evet, Mehdi Aleyhisselam inşallah zuhur edecek. Ahir zamanın son diliminde. Ama 7 gün bir rivayet, 7 gün bir rivayette, 7 yıl bir rivayette, 40 yıl. Hatta şey, bir günde olsa diyor bir hadis-i şerifte, dünyaya hükmedecek diyor. Eyvallah, biz onun zuhur edeceğine, çıkacağına inanıyoruz. Bu konuda hadis-i şerifler var. Mütevatir derecede hadis-i şerifler var. Bu konuda hadis-i şerifleri reddetme noktasında değiliz. Ama Mehdicilik oynayıp, nasıl olsa Mehdi çıkınca hallolacak deyip de Kur'an-Sünnet mücadelesi vermeyip, Kur'an-Sünnet mücadelesini Kur'an'ın tamamiyetle, Sünnet-i Resulullah'ın tamamiyetle her anlamda, her dairede yaşama mücadelesi ve yaşatma mücadelesi vermeyenleri kınıyoruz. Biz onlardan değiliz. Biz her platformda Kur'an ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması için gayret edip mücadele etmekle yükümlüyüz. Din Allah'ın oluncaya kadar, yeryüzü La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyinceye kadar savaşmakla emrolunmuş bir peygamberin ümmetiyiz. O yüzden bu mücadeleyi Mehdi'nin üzerine yıkıp evlerinin köşesinde oturanlardan değiliz. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Amin. Yine zikirle alakalı bir hadis okuyalım. Ondan sonra derse başlayalım inşallah. Bir cemaat Allah Azze ve Celle'yi zikretmek için bir meclise oturursa, kendilerine kalkmadan Allah sizi bağışlamış, günahlarınız sevaba çevrilmiş olarak kalkınız denilir buyurdu. Tekrar okuyayım inşallah. Bir cemaat Allah'ı zikretmek için bir meclise oturursa, kendilerine kalkmadan Allah sizi bağışlamış, günahlarınız sevaba çevrilmiş olarak kalkınız denilir buyuruldu. Allah bizi öyle zikreden kullarından eylesin. Amin. Fâlemennâhu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Amin. Evet. Destin.